Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Şengül Hanım buyurun çevirin puanınızı. Aysun Hanım'a puanım 3. Peki 3 puan geldi. Miraç Bey buyurun siz çevirin puanınızı. Benim Aysun Hanım'a puanım 2. Bugün göreceksiniz ki Miraç Bey bu masaya 2 puan verecek. Çok güzel kuruyorsunuz. Ben demedim mi Miraç 2 puan verecek diye? Demedim mi? Dedim. Dediğimde çıktı. 2 puan geldi. Siz neye verdiniz puanlarınızı 2 olarak? Şöyle, benim menümden iyi değildi. Benim menüme Aysun Hanım 3 puan vermişti. Ona 3 puan verseydim kendi menüme haksızlık etmiş olacaktım. Benim menümden daha kötü olduğu için 2 verdim. Bir de salatasını beğendim. 3 çeşit peki, beğendim. Ben 5 çeşit beğendim. 3 çeşit verdim. Oğuzhan Bey az önce sizin için dedi ya 2 verecek diye. Şu an dediği çıktı mı o zaman? Yani o dedi diye olmadı. Yok ki o dedi diye olmadı da dün Aysun Hanım size 3 puan verdiği için mi bugün 2 puan veriyorsunuz? Hayır, 3 verdiği için değil. Şöyle izah edeyim. Ya değerlendirmesi açısından kendi menünüzü ondan üstün gördüğünüz için. Üstün gördüğüm için artı dediğim gibi menüsünde 8 çeşit vardı. Dün size 4 puan verseydi bugün bu puan 3 mü olurdu? 3 olurdu çünkü benimkiyle eşit değildi. 3 verebilirdin bana 4 vermiş olsa çünkü ben 3 versem kendime haksızlık. Bir tık altına çektim. Evet, kendime haksızlık etmiş olurdu. Bu kurulu gelinmiş olunmuyor mu? Kural dışı değil mi? Kurulu gelinmiş. Çünkü ne verirse bir tık altını verirsin. Hayır, öyle değil. Aynı şey. Bakın oluyor. İkinci bir seçenek olarak da şunu söyledim. İşte aynı zamanda 8 çeşit vardı. 3 çeşidini şimdi 5 puan üzerinden puanlıyoruz, doğru evet. mu? Evet. Ben 8 çeşit içerisinden 3 çeşit beğendim. Yani yarı yarıya bir 4-4 olsaydı mesela 2,5'tan belki 3 puan verebilirdim ama 3 çeşit daha az. Siz şu anda ikinizin menüsünü kıyasladığınız için mi bu 2'yi verdiniz? Hem o dediğim gibi hem de yoğunluk olarak beğenmediklerim çoğunlukta olduğu için böyle bir puan verdim. Peki, Miraç Bey 2 puan verdi. Farkında mısınız dediği şeyin az önce? Ne verirse onun bir altını verecektim dedi. Hayır, öyle, öyle dedi hayır, az önce, hayır. öyle dedi. O yüzden demedim ben kural dışı ifademi diye. İfademi tekrar... 4 verseydi dedi, 3 verecektim ifademi dedi. Tekrar düzeltin. İfadenizi düzeltmeyin çünkü... Hayır, düzeltmiyorum. İfademi yansıdı. Tekrar ediyorum. Şunu söylüyorum. İçiniz dışınıza çıktı. Ben, bana verilen puanla aynı puanı verseydim, kendi menüme haksızlık etmiş olurdum. Çünkü benim menüm daha iyiydi. Yani ağzınızda kuş tutsanız... Miraç Bey'den bir alt puan alıyor olacak. Kendi puanınızda. Şimdi bakın bana 4 verilmiş olsaydı, ben evet 3 verebilirdim. Neden? Çünkü benim menümden iyi olmadığı için daha fazlasını verebilirdim. Ama şimdi yani bana... bugün çıkan yemeklerin üstüne bunu söylüyorsunuz. Evet. Yemekleri gördükten sonra kendi menünüzde aynı bir menü olduğunu düşünmüyorsunuz. Benim menüm bir tık daha iyiydi. Anladım. Peki. Oğuzhan Bey buyurun siz çevirin puanınızı bakalım Oğuzhan Bey'den kaç puan gelecek? Tabii. Beş puan geldi Oğuzhan Bey'den. Peki Oğuzhan Bey 5 puan verdiniz. Hiç bu şeyden puan kırmadınız mı? Ben sadece sofrada da söyledim. Sarmasını beğenmedim. O 4,5'tan 5 oldu. Nalan Hanım buyurun puanınızı çevirin. Yalnız Nalan Hanım puanını çevirdikten sonra kimse puanını değiştiremez. Evet. Buyurun Nalan Hanım puanınızı çevirin. Benim puanım Aysun Hanım'a 2. 2 puan geldi. Siz ne için 2 verdiniz Nalan Hanım? Salatasını beğendim. Evet. Köftesini beğendim. Böreğin içini beğendim o kadar. İkisine puan verdiniz. Evet. Peki toplamda 12 puana ulaştın Aysun ablacığım. Eline koluna sağlık diyorum. Mutfakta elinden geleni yaptın. Misafirperverliğin için de teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi hazırsanız Aysun Hanım'a puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisini 15 bin lira sahibini açıklayacağım. Heyecanla bekleyin. Evet Aysun Hanım'ın eline koluna sağlık. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Aysun Hanım'ın sessizliği beni öldürdü. O masada öldü de ağzını açmadı. Kız Aysun abla o kadar uğraşmışsın, yemek yapmışsın. İnsan kendini savunmaz mı? Oh şiştim. Evet temizlik konusunda eline koluna sağlık. Taşın altında kalırım, lafın altında asla kalmam. Eline koluna sağlık temizlik konusunda. Evi gayet güzeldi. Bu kadar büyük bir ev, kalabalık bir aile elinden geleni yapmış. Yemek konusuna geldiğimizde ise çorbası da gayet lezzetliydi. Pilavının tereyağı biraz yanmıştı. O maalesef ki olmamıştı. Tatlısı olmamıştı. Geri kalanları lezzetliydi. Eline koluna sağlık diyorum. Ve büyük final öncesinde Aysun Hanım'a puanımı veriyorum. Evet, Aysun Hanım'a puanımı verdim ve beklenen anda karşınızdayız. Hazırsanız büyük finale gidiyoruz. Bakalım bu çetrefilli masada kim birinci olacak? 15 bin TL'yi kim alacak? Haydi buyurun. Hazır mıyız? Heyecan var mı? Var. Var tabii ki. Var.
15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımızı açıklıyorum hazırsanız. Evet, 15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız Şengül oluyor. Şengül'cüm eline koluna sağlık. Arkadaşlarından toplamda 9 puan aldın. Benden temizliğin için 2 puan aldın. Yemeğin için 2 puan aldın. Toplamda 13 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum tekrardan, her şey için çok teşekkürler. Enem Arat benim de 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Maalesef ki toplamda 15 puan alarak Oğuzhan Bey oluyor. Oğuzhan'cığım eline koluna sağlık. Arkadaşlarından toplamda 11 puan aldın. Benden temizliğin için 2 puan aldın. Maalesef ki yemeklerin için de 2 puan aldın. Ama güler yüzün için, neşen için teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sizinle beraber olmak, ekibiniz harika. Ekibinize, hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Patavatsızlığım olduysa özür dilerim. Estağfurullah. Çünkü kameralar karşısında ilk kez yarışıyorum. Buradan da tüm Roman kardeşlerimize kucak dolu sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, son 3. Miraç Bey, Aysun Hanım ve Nalan Hanım. Evet, evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de bu hafta 2 tane birincimiz var. Bakalım bu masadan son 3'ten kim 2 birinci olarak kalkacak? Evet, bakalım son 3'ten kim birinci olarak kalkacak? Evet, Enem Arat benim de 2 birincimiz var. Hazırsanız ilk birinciyi açıklıyorum. Bu haftanın ilk birincisi 15.000 TL'yi bölüşen yarışmacımız... Evet, bu haftanın ilk birincisi 15.000 TL'yi bölüşen ilk yarışmacımız Miraç Bey oluyor. Şöyle madalyasını takdim edeyim. Güle güle kullansın şimdiden. Buyurun böyle. Teşekkür ederim. Ne hissediyorsunuz Miraç Bey? Çok duygulandım. Öncelikle onu belirteyim. Yani yarışmaya başladığımızdan beri zaman zaman duygusallık oldu ama gerçekten kırıldığım, incindiğim veya öfkelendiğim için duygusallık konuştu. Şu an gururdan ve mutluluktan dolayı. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Ekibinize de aynı şekilde. Evet, son iki Nalan Aysun, Nalan Aysun. Bakalım 15.000 TL'nin bir diğer yarısı kime gidecek? Enem Arat benimin bir diğer birincisi, 15.000 TL'yi bölüşen bir diğer yarışmacımız 3, 2, 1 bu haftanın bir diğer birincisi. Aysun Hanım oluyor. Ay, çok mutluyum. Ay, evet. Çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsun Aysun abla? Eşin dedi ki gitme yapamazsın dedi. Sana karşı çıktı. Çok bir seslen eşine şuradan. Bak aldım. Yarışmada iki birinci çıktı ve de ben de birinci çıktım. Mutluyum.